Günaydın değerli izleyenler, günaydın sesimizin ulaştığı her noktaya yeni günden günaydınlar diyoruz ve yeni güne başlıyoruz. Evet, gazete manşetlerimize bakacağız bugün yine neler var, bizlerle neler buluşacak, neler yaşanmış, neler edilmiş ülkemizde. Hep bunları birlikte göreceğiz, değerlendireceğiz değerli izleyenler. Hemen yayınımızı önümde de açıp ben de takip edeyim önümüzde neler var. Sizlerden gelen yorumları da paylaşmış oluruz. Ve böylelikle onları da aktarma şansını yakalarız değerli izleyenlerimiz. Dilerim yeni gün güzelliklerle geçer, güzelliklerle beraber olur. Çünkü gerçekten de yılın son günlerine girilirken pek de 2018 yılının iyi geçtiğini söyleyemedik. Onu konuşamadık. Bu arada dünkü köşe yazımızdan dolayı yorum da gördüm. Bana yapılan bir yorum. Hemen onu da paylaşayım size. Biliyorsunuz yazılarımıza, köşe yazılarımıza Yeni Bakış gazetesinde devam ediyoruz. Ve bu noktada da gelen yorumları da dikkatlice okuyup eğer bizlere bir şeyler kazandırıyorsa yorumlar, onları dikkate alıyoruz. Eğer bir şey kazandırmıyor ve hakarete varıyorsa da dikkate almıyor. Ben hastalığımdır, like yaparım onları. Yani beğenirim de yani onların bu durumlarını. Evet, şu şekilde Metin Akpınar ve Müjdat Gezen olayını yazdığım köşe yazısında sırada dedim Akpınar ve Gezen var. Üzerine algı operasyonları yapılan Akif Uygur isimli arkadaşımız da Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yapmış olduğu yorumlara, eleştirilere ve onların biz mizah yaptık dediği noktasında mizahınıza tüküreyim dedi. Bu memlekette gerçekten de her alanda ehliyet, liyakat ve ahlak sorunu var. Baksanıza şu acınası halimize. Halkı sandığa değil de meydanlara çağıranlara siyasetçi, ekranda önüne konulan haberleri okumak yerine milleti sokak eylemlerine davet eden provokatörlere gazeteci, herhalde burada hedef benim, sıkıntı yok, doğrudur. Sokağa çıkmasa kazanamayız çünkü. Kendi halkına tepeden bakmak ve hakaret etmek dışında hiçbir özelliği olmayanlara aydın. Sanat dışında her haltı yiyen soytarılara ise sanatçı diyorlar bu topraklarda. Kahraman dedim bu işe. Ve sözü uzatmadan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a getireceğim. Yani bunlar banaydı. Şimdi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a geldi olay. Ekranda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit ve hakaret ettikleri gerekçesiyle ikincisi de savcılığa çağrıldı. Müjdat Gezen ifadesinde benim Halk Arenası programında yapmış olduğum konuşmam doğrudur. Bu konuşmayı mizah olsun diye yaptım. Benim herhangi bir Cumhurbaşkanı'na hakaret kastım yoktur demiş. Metin Akpınar ise sözlerimiz mizah ve eleştiri kapsamındaydı, çarpıtıldı savunmasında bulunmuş. Doğrusunu isterseniz ben Müjdat Gezen'in sözlerinde suç unsuru olabilecek bir şey görmedim. Biz de bu ülkeyi seviyoruz, haddini bil Erdoğan sözlerinden dolayı savcılığa çağrılmasını da doğru bulmadım. Tamam, Tayyip Erdoğan sevdalısı olan ciddi bir seçmen kitlesi bizim liderimize böyle bir nasıl böyle seslenir diye isyan ediyor. Kabul. Ama neresinden bakarsanız bakın bu sözler savcılığın harekete geçmesine gerektirmeyecek basitlikte bir eleştiriden ibarettir. Burada asıl önemli olan şey ekran önünde racon kesen Müjdat Gezen'in savcılıkta süt oğlan gibi davranmasıdır. Keşke biraz delikanlı davransaydı ya.
mizah yaptım diye kıvırmak yerine bu basit bir eleştiridir ve benim sanatçı olarak bu ülkenin cumhurbaşkanını eleştirme hakkım vardır diyebilseydi. Bunu dahi söyleyecek yürek ve cesaret yokmuş kendisinde öğrenmiş olduk. Metin Akpınar'ın sözleri ise üzerinde ibretle tartışılacak bir konudur. Akpınar'ın sözleri mizah değil, eleştiri hiç değil. Söylenen sözlerde düpedüz tehdit var. Kışkırtma ve orduyu darbeye çağırma var. Metin Akpınar'ın ben mizah yaptım, sözlerim çarptırıldı sözleri de kusura bakmasın ama dansözlükten başka bir şey değildir. Bu sizin görüşünüz. Yani ne Metin Akpınar inandığı kadar akıllı biridir ne de biz sandığı kadar salağız. Uğur Dündar kabare programı yapmıyor, siyaset programı yapıyor ve ekrana çıkanlar da günümüz siyaseti üzerinden, hatta Erdoğan üzerinden içlerinde biriktirdikleri kini, öfkeyi ve nefreti kustukça kusuyor. Kaldı ki Metin Akpınar'a ciddi bir siyaset sorusu sordu. Mizah yapmasını falan da istemedi. Eğer Akpınar mizah yapsaydı hepimiz gülerdik. Ama gülmedik değil mi? Sonra evinin önünde tekrar kameraların önüne geçiyor. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız hedef gösteren bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz, temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık diyor. Yuh ya gerçekten demiş. Akif Uygur benim köşe yazımın altına yapmış olduğu yorumda. Şimdi şöyle söyleyelim. Sondan başlayıp başa gelirim aslında. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Türkiye'nin iki büyük sanatçısıdır. Onları birileri kabul etse de etmese de ürettikleriyle, yaptıklarıyla, sanat yolunda çalışmalarıyla bu tartışılmaz. O yüzden bu insanların yapmış olduğu sanat bir kenara konulmalıdır. Bunlar sanatçıdır. Yani onlara her haltı yiyen soytarı diyemeyiz. Çünkü sanatçıdır. Sonra her insan siyaset yapabilir. Bugün sokaktaki vatandaş da, bürokrasinin üst tarafındaki kişi de, devletin zirvesindeki de siyaset yapmalıdır. Apolitik yaşamlarla bir yere varılmaz. Değil mi? Herkesin bir görüşü, bir düşüncesi vardır. Kimse kimseyi sevmek, beğenmek zorunda değildir. Herkes herkesi de eleştirebilir. Eleştirirken de eğer bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp meydanlarda on binlere tehditvari konuşma yapabiliyorsa, eğer bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp kendinden olmayanlara ağır ithamlarda bulunabiliyorsa, aynı şekilde onun mercisine bakılmaksızın o da eleştirilecektir. Bunu da Metin Akpınar ve Müjdat Gezen de eğer programı izlemişseniz, bu yorumu yazan arkadaş Akif Uygur, kimdir bilmiyorum, İzlemişse eğer orada mizah kullanarak, küçük bir mizah sanatçısı Metin Akpınar, bir tiyatro oyunundan bir bölümü anlatıyor. O tiyatro oyununda da biliyorsunuz, tüm yetkileri elinde bulunduran bir imparator vardı. O imparator günün sonunda nasıl tahttan indirildiğini mizahi yönde anlatıyor. Ve derin diktatörlerin, derin baskısı faşizm unsurlarının olduğu noktada da liderlerin nasıl aşağıya indirilebileceğini anlatıyor. İsim vermeden. Ha bunun adını siz darbeye çığırtkanlık diye koyarsanız eğer, o sizin kendi tercihinizdir. Giderler, paşa gibi ifadesini verirler, serbest kalırlar. Ha serbest kalmayabilirler de Türkiye'de bu koşullarda. Çünkü yorum yapan herkes bir şekilde bir yaftayla sorguya çağrılıyor. Ha gelelim ilk bölüme. Halkı sandığa değil de meydanlara çağıranlara siyasetçi deniyormuş. Evet. Eğer bir ülkede seçim demokrasi çerçevesinde geçemiyorsa ve o şaibeli seçimler yaşanıyorsa ve bunun üzerinde de milyon tane ihbar, milyon tane şaibe varsa, her seçim dönemi belirli sandıklar kayboluyor, belirli sandıklar ortaya çıkıyorsa, belirli yerlerden oylar çıkıyorsa, demek ki sandık yok artık.
gezi ruhu var. Ekranda önüne konulan haberleri okumak yerine milleti sokak eylemlerine davet eden provokatör gazeteciler, ki ben de bunlardan biriyim, kabul ediyorum. Çünkü bu haberlerin içerisinde zaten halkın umursuzluğu var. O yüzden sokağa çıkılmalı, eylemler yapılmalı ve hak aranmalı. Hakkımızı aramadığımız sürece birileri kafamıza vurarak elimizden yetkimizi, ülkemizi, devletimizi, toprağımızı, haklarımızı alabiliyor. O yüzden siz buna provokasyon deyin, biz de buna aydınlanma deyelim. Çünkü aydın tanımını siz yaptınız aşağıda zaten. Devam edelim. Kendi halkına tepeden bakmak ve hakaret etmek dışında hiçbir özelliği olmayanlara aydın deniyor. Yok. Ben halkıma tepeden bakmıyorum ki. Onların arasındayım. Asıl klavye başında kahramanlık yapanlardır siz, halkın arasına inmeyenler. Yani onlardır. Sokaklara çıkıp direnen, ne direnen, dayak yiyen ne dayak yiyen, vebal ödeyen, birilerinin üzerinde eğer bir sıkıntı varsa onları aşmak yolunda, onların yanında olan ve emekçinin, işçinin, az gelirlinin, düşük gelirlinin yanında mücadele eden insanlar. Biz sokaktayız. Yani biz sokak adamıyız. Biz sokaklardayız çünkü. Biz yukarıdan bakmayız. Ha, biz yukarıdan kime bakarız? Çok acıdığımız bazı siyasilere. Gerçekten ona acıyorum ben. Çünkü ben onlardan daha üstünüm. Çünkü ben vatandaşımın yanındayım. Onlar uzaktır onlardan. Ve sanat dışında her haltı yiyen soytarılara sanatçı diyorlar bu topraklarda, demiş Akif Uygur. Sanat dışında her haltı yiyen soytarılara. Evet, bu konuda katılabilirim size. Çünkü sanatçı kavramı çok ucuzladı bu ülkede. Bu ülkede sanatçı kavramı çok ucuzdur. O kadar kolay değil sanat. Sanat işi o kadar kolay değil. Üstüne tartışma kaldırmam Metin Akpınar'la Müjdat Gezen sanatçı mı diye. Âlâ sanatçılardır. Büyük sanatçılardır. Bizim ustalarımızdır. İkisi de. O yüzden onların sanatçılığını bir kenara bırakıyorum. Bizim ülkemizde sanatçı kavramı, sanatçı portfolyosuna baktığımızda buna katılabilirim. Çünkü çok ucuzladı bu ülkede. Gerçekten sanatçılarla soytarılar. Birçok ismini tartışabilirim sizinle. O yüzden tekrar altını çizerek söylemek gerekirse teşekkür ederiz bu yoruma. Daha uzun uzadıya da üzerinde madde madde tartışabiliriz. Belli ki siz Uğur Dündar'ın programında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in yapmış olduğu yorumları beğenmediniz. Ancak ben beğendim. Ve haksız bir yere bu insanların mahkemeye çağrıldığını düşünenlerden biriyim. Size saygı gösteriyorum. Sadece belirli başlı yorumunuzda destek vermediğim, beğenmediğim yerleri de eleştirmek hakkımdır, değil mi? Yani önüne konan gazeteleri sadece okuyan değil, halkı ayaklanmaya çağıran bir gazeteci olarak. Teşekkür ederim. Devam edelim o zaman. Yeni Bakış gazetesiyle başlayalım. Biz gazete manşetlerimizi okumaya. De cevap hakkı doğduğu için bana böyle bir giriş yaptım. Şimdi gördüm çünkü yorumu. Dörtlü koalisyon sınıfta kaldı başlığını kullanmış bugün Yeni Bakış. Yeni Bakış'a konuşan bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, hükümetin göreve geldikten sonra geçen bir yıllık sürede beklenilen ve söz verilen icraatları yerine getirmediğini belirterek, hükümet icraatları sınıfta kaldı, sınıfı geçemedi dedi bugün manşetinde Yeni Bakış gazetesi. Ve haberin spotlarına baktığımızda Türksen Başkanı Bıçaklı, hükümet icraatta sınıfı geçemedi, asgari ücretlinin yaşamının daha iyi noktaya getirilmesi gerekir ancak para yoktur deniliyorsa bu kabul edilebilir değildir. Bu noktada ekonomik sıkıntı varsa siyasi partilere %30 artış yapılmalı denildi. KİTAMS Başkanı Bengihan, iç konularda hükümetin karnesi çok parlak değil, muhaceret yasasının değiştirilmesiyle ilgili söz
hükümet tarafından yerine getirilmedi. Kıbrıslı Türklerin demokratik yapısı bozuldu. Tıp İş Başkanı Barış, sağlıkta hükümetin çalışmasını yeterli bulmuyoruz. Eski yıllara göre kritik ilaçların bulunmaması, bazen de gelip sürekliliğinin sağlanamaması, tasvip etmediğimiz ve kamusal sağlıkta olmaması gereken bir durumdur. İlaç eksiklikleri gibi konular tasvip etmediğimiz konulardır, dedi. KÖTÖS Genel Sekreteri Elcil, eğitimde statiko devam ediyor, hiçbir açılım yok, gelen de giden de Ankara'nın kuklası oluyor, YOBAS faaliyetlerle ilgili söz verilen hiçbir açılım gerçekleşmedi. Ve KİTSAP Yönetim Kurulu üyesi Tolun, turizm sektörünün ihtiyaçları karşılanmadı, uçak fiyatları düşürülmedi, teşvikler ödenmedi, yabancı turist sayısında düşme oldu, reklama istenilen şekilde gidilemedi, denildi. Sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin açıklamaları böyle. Deniz Abidin'in haberi sayfalarda. Ve alamayan göç ediyor. Kilitkaya muhtarı Ahmet Tumbo birçok kez dilekçe yazılmasına ve ihtiyaç olmasına rağmen köye kırsal kesim arsası verilmediğini ifade etti. Ve Başbakan Erhürman Anjiyo yapıldı. Ayrıntılar iç sayfalarda, az sonra bakacağız. Ve her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanındayız. TC Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklaması ve kardeşimin toprağını gördüm ne mutlu bana demiş. Defnedilen kayıp şehit Hüseyin Rusu'nun 86 yaşındaki ablası. Ve ipin ucu kaçtı, ülkenin içinde bulunduğu durumdan pek de memnun olmayan vatandaşlar sorunların çözülmesi gereken yerde çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Ve fiyatlarda 5 ayda %100 artış. Temel tüketim maddelerinin çoğuna 2018 Temmuz ayından 2018 Aralık ayına kadar olan 5 aylık süre zarfında gelen %100'ü bulan zamlar asgari ücretli vatandaşın cebine ateş düşürdü. Ayrıntılar iç sayfalarda Özlem Çimendal'ın kaleminden. Ve Türkiye'de asgari ücret belli oldu, net 2020 TL. 500 adet uyuşturucu hapa 5 yıl hapis, iş yerinde ölü bulundu. Bakanlar Kurulu kararıyla 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 numaralı av bölgeleri bugün avlanmaya kapatıldı. İç sayfaları Yeni Bakış'ın ikinci ve üçüncü sayfalar adli olaylara ayrılmış. Gazi Mağusa sakinlerinden Çetin Altuncu çalışmakta olduğu iş yeri içerisinde arkadaşları tarafından saat 5 sıralarında ölü bulundu. Otopsi raporunda aort damarı yırtılması sonucu gelişen kalp yetmezliği. Işıklar içinde uyusun Mausa'nın sevilen simalarındandı Çetin Altuncu değerli izleyenler. Ve 500 adet uyuşturucu hapa 5 yıl hapis, Girne'de 15 Şubat tarihinde piyasaya sürülmeden narkotik ekipleri tarafından ele geçirilen 498 adet uyuşturucu hapla ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hüseyin Yapıcı hakkındaki karar açıklandı. 5 yıl hapis ve Allah korudu. Dün Abdipekçi Caddesi'nde meydana gelen kaza korkuttu ve ikisine de birer yıl ceza. Girne'de evlerinde yapılan aramada 42 gram Hint keneviri, 10 LCD ve 1 adet ekstazi bulunan 21 yaşındaki Suriye uyruklu Lara Birkdar ve 25 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Cennet Jumanazova hakkında dava karar açıklandı. Yorumlar var. Ünal Şimşek, saygı çerçevesinde yapsalar iyi olmaz mıydı demiş. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen olayla ilgili teşekkür ediyoruz bu yoruma. Tabii ki şimdi herhangi bir ağır itham yok aslında Ünal Bey. Çünkü baktığımızda ne diyor Müjdat Gezen? Siz her şeyi söyleyebiliyorsanız biz de söylemeliyiz. Çünkü biz size örnek alıyoruz. Diğeri de bir tiyatro oyunundan bir bölümü aktardı. Yani halkına zulmeden bir imparatorun sonunun nasıl gelebileceğini anlattı oyunda. Şimdi mizahsen bir yaklaşım. Oradan istediğimiz zaman çıkartabiliriz içerisinden bir şeyleri. Yani orada herhangi bir ağır küfür olsa, bırakın Cumhurbaşkanını, sokaktan geçen birine yapılsa bile zaten dava okunur. İtalya'yı lisan suçlaması okunur, çağrılır. Ama orada bir oyundan bir örnek veriliyor ve o oyunun içerisinde
bir bölüm aktarmış Metin Akpınar. Müjdat Gezen'de bu yorumlar yapılırsa yani biz de yaparız aynısını demiş. Şadan Sarı Çizmeli günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Günaydınlar. Mehmet Salih Bey günaydın, günaydınlar sizlere de. Ve ikinci kez içki çalmaya kalkınca yakalandı. Lefkoşa'da bir marketten daha önce alkollü içki çaldığı tespit edilen Henry Kurayi Chirimera, dün aynı marketten bu kez arkadaşı tavanda Kutsa ile içki çalmaya çalışmış. Devam edelim. 9 ay içeride yatacak. Geçtiğimiz Ağustos ayında arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu içerken yakalanan, üzerinde 3 gram uyuşturucu bulunan kişiye, Mehmet Ali Erkoç'a 9 ay ceza verildi ve adli kontrol şartıyla serbest. Mausa'da bir adet yarı otomatik kuru sıkı tabanca bulunan zanlı Aytaç Altınok. Evet, köşe yazarlarımıza bakalım neler yazmışlar. Bugün Ali Tekman Beret'te sizin söylediğiniz çeşitli renkler ve çok seslilik yoktur Sayın Cumhurbaşkanım. Çiğdem Dürüst ya aptal ya da ikiyüzlü. Ertaç Azer, Teymis'ten Adalet'e ve Ben Şahane Düğünü yazdım. Kazım Denizci, Türk usulü başkanlık, şeriata dayalı faşist diktatörlük. Derviş Gezer, iktidar olmayan bir hükümet demiş bugün köşe yazısında. Kıbrıs. Cezalar kesiliyor, tahsil edilemiyor. Çalışma Dairesi'nin 2018 yılının başından Eylül ayına kadar olan 9 aylık süre içerisinde işverenlere yapılan ve yazılan cezanın %75.44'ünün tahsil edilememesi, kamu alacaklarında yaşanan tahsilat sıkıntısını yeniden gündeme taşıdı. Çalışma Dairesi'nin 2018 yılının başından Eylül ayına kadar olan 9 aylık süre zarfıyla faaliyet raporunda 201 işverene toplam 1.379.015 TL'lik ceza kesilip bunun %75,44'ünün yani 1.040.391 TL'sinin tahsil edilemediği yer aldı. Bu durum ise kamu alacaklarının neden alınmadığı ve neden tahsilat yapmakta sıkıntı yaşandığı gibi konuları yeniden gündeme taşıdı. Kesilen cezaların tahsil edilememesi hem cezaların anlamını yitirmesine, caydırıcı olamamasına hem de devletten otorite sağlanamamasına neden oluyor. Ayrıntılar iç sayfalarda Ceren Özbil'in kaleminden ve fotoğraf başlıklı haberi Kıbrıs'ın Şehit Hüseyin Russo 55 yıl sonra sevenlerinin istediği yerde toprağa verildi. Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinin ve küçük kaymaklının simge isimlerinden kayıp şehit Hüseyin Russo ölümünün 55 yıl sonra ebedi istirahatgahına defnedildi. 28 yaşında küçük kaymaklıda şehit edilen ve kalıntılarına 54 yıl sonra ulaşılan Russo için dün cenaze namazı kılındı ve anıtının da olduğu küçük kaymaklı şehitliğinde toprağa verildi. Yenişehir halkı yeniden tedirgin. Lefkoşa'da 8 katlı yurt binası yapımına karşı yürüttüğü mücadeleyi kazanan Yenişehir Mahalleme Dokunma inisiyatifi şimdi de arazinin bir şirkete rezerv olarak kiralanmak istendiğine yönelik duyumlardan dolayı çok rahatsız. Yenişehir Mahalleme Dokunma inisiyatifi rahatsızlıklarını içeren dilekçeyi Başbakan Tufan Erhürman'a gönderdi. Ve faiz oranları artırılan kredilerin mahkemede görüşülmesi sürecek. Yüksek İdare Mahkemesi Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Limited'in geçmişte alınan ve taksitleri düzenli ödendiği halde faiz oranı artırılan kredilerle ilgili davaya yaptığı bu davada yetkili mahkemeler değildir. Bu sorun kooperatif şirketler mukayyetliğinde görüşülmelidir yönündeki itirazını reddetti. Uyuşturucu tacirine 5 yıl hapis cezası. Uyuşturucu satarak kolay yoldan para kazanmak amacıyla ülkeye ithal ettiği 500 adet hapı piyasaya süremeden yakalanan Hüseyin Yapıcı, yargılandığı Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ve sulama tünelinin katkısı büyük olacak. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün temeli atılacak olan 5 metrelik
KKTC sulamaları iletim tünelinin ülke ekonomisine 100 milyon TL gibi bir katkısı olacağını vurguladı. Ayrıntılar iç sayfalarda Kıbrıs gazetesinde. Yeni düzen teşvik için soruşturma başlığını kullanmış yüksek yönetim denetçisi Ombudsperson Emine Dizdarlı. Yüksek yönetim denetçisinin ülkeye gelmeyen turist üzerinden teşvik ödendiği iddiası üzerine harekete geçildi. Ombudsperson raporu üzerine dönemin bakanı Faiz Sucuoğlu ve turizm bakanı Fikri Ataoğlu yeni düzene konuştu. Raporda adı geçen Kemal Denizli Dağ'a açıklama yapmaktan kaçındı. Ataoğlu, müsteşarımızın başkanlığında gerekli çalışmalar başlatıldı. Hukukçumuz da devreye girdi. Bu süreçte yaşanan yanlışlık ve eksikliğin üzerine hassasiyetle gidilecek dedi. Raporun belgelerle açıklanmasının ardından dönemin Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu, teşvik almak için protokole aykırı işlem yapılmışsa ilgili kişiler tespit edilerek cezalarını çeksin. Henüz tüm tespitler iddia bu aşamada isimlerin deşifre edilmesi yanlış dedi. Ve Rusya'ya 55 yıl sonra yakışan veda Sevgili Uludağ yazdı. Ve Ciklos raporu hazır. Başbakan'a sunulacak 5 bölgeli inceleme ve 16.342 kamu görevlisi DPÖ 2017 raporunda, Devlet Planlama Örgütü'nün 2017 yılı istatistik raporunda devlet sektöründe çalışan personel sayıları incelendi. Memur 5.116, ek katrolu 12. 19 Taksim 2000 sayılı yasa tahtında katrolanan 14, öğretmen 3982, polis 2410, daimi işçi 1002, geçiciler 2819, sözleşmeli 228, müşavirler 131, özelleştirme yasası 438, sivil savunma teşkilat başkanlığı 90 ve GKK 10. Havadis, vakıflarda hesap zamanı. Vakıflar İdaresi'nde hesabı verilemeyen işler yapılıyor. 2018 yılının 11 ayında toplam 3 artı 19 milyon liranın kaydı yok. Vakıflar İdaresi'nde milyonlarca lira bütçe dışı kullanılıyor. Yapılan alımlar için ihaleye çıkılmıyor. Yetkisiz kişiler tarafından ihalesiz ödemeler gerçekleştiriliyor. Vakıflar İdaresi'nin bağlı olduğu Başbakan ve Yönetim Kurulu devre dışı bırakılıyor. Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları, öncelik kiralık makam aracı kullanmaya başladı. Sonrasında yönetim kurulu başkanına makam aracı satın alındı. Başkanın Beyaz'ın yeri ihalesinde adı şaibelere karıştı. Ve Vakıflar İdaresi Müdürü her ay kuryelik yapan bir kadın görevli aracılığı ile elçilikten milyonlarca lira para alıyor. Bu paralar müdürün denetiminde harcanıyor. Vakıflar İdaresi Dom Oteli çalışanların elinden alıp haremlik selamlık tesettür oteline çevirmek için çaba sarf ediyor. Yardım Heyeti Başkanı Bilal Kendirci bizzat konuyla ilgili toplantılar yapıyor. İddialar iç sayfalarda. Ve Russo ebedi istirahatgahına defnedildi. Ayrıntılar iç sayfalarda. Ve yapıcı 5 yıl hapis yatacak Gönlülüye Diamond modeli. Ve vatandaştan büyük ilgi. Piyangolar birim sorumlusu Biray Dilici Irmak, 200 bin adet basılan devlet piyangosunda büyük ikramiye kazanma şansının 200 binde 1, 10 milyon basılan milli piyangoda ise 10 milyonda 1 olduğuna dikkat çekti. Evet, ben de aldım. 4 tane bilet aldım ben de. Gidip kızımla birlikte seçtik. İnşallah bana çıkar. Ve kahraman sana vereceğim biraz, söz verdim. Bir 50 lira atacağım önüne yani. Sıkıntı değil ve bana çıkarsa eğer, ben yine gelip burada işimin başında olacağım yani, öyle kaçmam bir köşeye. Kaybolmam yani ortadan. Dersem de inanmayın yani, beni burada görmezseniz. Yani yok kahraman, sen de görmeyeceğim, parayı alasın. Yani büyük hedeflerim var, çıksın da yapayım. Vallahi. Arkasında TC elçiliği var demiş Afrika Bugün manşetinde. Fotoğraflarını çektiği için gazeteci Hasan Çağday'ı polise şikayete giden adamın TC Büyükelçiliği'nin kontrolünde adamızda bulunan bir öğretmen olduğu ortaya çıktı.
Kıtöz Genel Sekreteri Elçil, dün yaptığı yazılı açıklamada kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle gazetecinin tutuklanmasının Suudi kültürünü din diye toplumumuza yutturmaya çalışan yobazları ülkemize sokan, TC makamları ile onlara çanak tutan işbirlikçi politikalardır, dedi. Son yaşanan bu olayda işin arkasında Türkiye elçiliğinin olduğunu gazetecimizi şikayet eden şahsın TC elçiliğinin kontrolünde adamızın kuzeyinde öğretmen olmasından anlıyoruz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi vermek için ülkemizde bulunan bu öğretmenin ailesini kara çarşafa büründürmesi milli eğitimin çağdaş ilkesini açıkça ihlal değil mi diye sormuş Afrika Bugün manşetinde. Ve Erhürman yasasıyla tutuklandı dedi Bağımsızlık Yolu. Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münir Ahvancıoğlu, Tufan Erhürman'a bağlı KKTC Polisi Teşkilatı, Kıbrıs TV'de kameraman olarak çalışan bir basın emekçisini fotoğraf çektiği için 4 saat gözaltında tuttu, dedi. Erhürman anjiyo yapıldı. Erhürman yüksek tansiyon nedeniyle geceyi hastanede geçirdi. Başhekim Bülent Dizdarlı, bir sıkıntısı yok, sağlık durumu iyi, dedi. Ve şehit Hüseyin Russo defnedildi. Evet değerli izleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından soluklanalım biraz, yeniden devam edeceğiz. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk işin gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Normal bir ampulün fiyatı 1,5, enerji tasarruflu ampulün 15, LED ampulün ise 45 Türk lirasıdır. Ama normal bir ampulün kullanım ömrü 1000 saat, enerji tasarruflu ampulün 8500 saat, LED ampulün ise 25.000 saattir. Günde 8 saat kullanıma göre bir yıllık tükettiği fatura miktarları standart ampulün 70, enerji tasarruflu ampulün 17, LED ampulün ise 14 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED ampulü tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Herkes benim yanımda. Ama artık siz de bizim için elinizi uzatır mısınız? Kanser derken teşhis çok önemli. Ne dersiniz?
onlar için geç olmadan siz de elinizi uzatır mısınız? Devam edelim diyalogla değerli izleyenler. Reklamlar ardından Türkiye, Yunanistan ve Güney'den daha iyi demiş. 2018 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Kuzey Kıbrıs dünyanın en mutlu 58. ülkesi oldu. Birleşmiş Milletler'in bağımsız uzmanları tarafından hazırlanan ve 156 ülkeyi kapsayan 2018 Dünya Mutluluk Raporu açıklandı. Ülkelerin kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal yardım, özgürlük, güven ve refah gibi artı kriterlere göre yapılan planlama sonucunda dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Evet, dün yorumlamıştık bunu. Gene yeri geldi. Zaten mesajlar da geldi o yönde. İnsanlar nasıl mutlu olabilir? Sizce mutlu insan nasıl olmalı? Mutluluk nasıl ölçülebilir sorusu çok önemli. Var mı düşüncesi olan izleyicimiz bu noktada? Mutluluk insana nasıl gelir, nasıl gider? Ya da mutluluk ölçütü nasıl olmalı? Bence bu konu çok konuşulup çok tartışılmalı. Ve insanların mutluluk kriterleri, dün ben bu konuyu değerlendirirken, dün akşam neyinde mesaj geldi bir dosttan, çok sevdiğim bir arkadaşımdan. Mutluluğu aşka bağladın dedi. Evet. Zaten aşık insan mutlu olur. Ben de bunu önerdim. Aşık olun dedim. O zaman mutlu olursunuz. Bu aşk konusu dün bizim arkadaş ortamımızda da çok konuşulan bir konuydu. Şimdi diyalog manşetine taşıyınca mutluluk ölçütümüzü, ben yine aşka yönlendireyim insanları o zaman. Kesinlikle ve kesinlikle sevin, sevilin, sevebilmeye çalışın. O zaman ne yollarda içine düştüğünüz çukur dokunacak size, ne okuduğunuz kötü haberler dokunacak size. Dünyayı böyle aşık olduğunuzda çok mutlu, çok güzel, toz pembe görürsünüz ya. İşte bu mutluluk oradadır. Beceremediler. Keşke sorsalardı bizim ülkemizdeki aşıklara KKTC'nin mutluluk düzeyini. O zaman 59. çıkmazdık. 58. 3 basamak yükseldik çünkü. 58.yiz, özür dilerim. 58. sıralamada ya. O zaman göresiniz siz nasıl ki ilk üçün içinde olurduk ve halt etmiş olurdu Finlandiyalılar, İsviçreliler yanımızda ya da Norveçliler. O yüzden bolca aşık olun, sevin, sevilin, sevişin. Başka ne yapacaksınız zaten? Mesela çukura düşer, aşkla düşün çukura. Yani yolda giderken böyle yoldan viraj sizi savurursa, aşkım benim deyip geçin virajın yanından da böyle. Ne olacak? Ya da yağmur sularında seller basmış, memleketi su almış götürmüş. Ne romantik değil mi? Venedik'te yaşıyoruz gibi böyle aşkla yaklaşın olaya. O yüzden işin şakası o ama aşkı ihmal etmeyin, aşk güzeldir. Şiir okuyun karşınızdaki insana. Şiir, aşk, şarkılar. Oh, ne âlâ bir dünya, yılbaşı üstü. Güzel oldu bu. Zaten Ufuk Bey de dedi bir aşk programı yaptıracakmış bana yılbaşı günü bu gidişte. Onu da insanlara hazırlarız yeni yıla, aşkla. Programı adı da öyle, aşkla yeni yıla. Ah ah, aşk güzel şeydir. Okuyamıyorum haberleri. Kahraman. Girne'de yaşayan İngilizler Noel kutlaması çerçevesinde denize girdi. Kıbrıs'ı cennet dedi turistler. Noel anne, Noel baba olmuşlar ve
denize atlamışlar bu mevsimde. Bravo. İyi cesaret etmiş bu insanlarımız. Ve Ömer Kadiroğlu'nun haberi sayfalarda ve aort damarı yırtıldı, işlerinde aniden rahatsızlanan 56 yaşındaki Çetin Altuncu dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ve kalbi durdu. Paşaköy sakini Eskin Aker aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti ve ağlanacak haline güldü. Ülkeye 500 adet uyuşturucu hap sokan ancak satışını yapamadan yakalanan Hüseyin Yapıcı'ya 5 yıl hapislik verildi. Mahkemede gülen halleri dikkatlerden kaçmadı ve içeriden ayılıyor. Kalacak yeri ve işi olmayan Ömer Yüksel içip içip sokaklara bağırıp çağırıyor, tutuklanıp cezaevine gönderiliyor. Kıbrıs Postası, 54 yıl sonra gelen istirahat demiş fotoğraf başlığında ve ya biz ya da dünya veremle mücadele konusunda yanlış yapıyor demiş Remzi Gardiyanoğlu ve ülkede verem aşısı bulunmadığını belirtti. Halkın Sesi, yan yana sondaj. Doğu Akdeniz'de Rum tarafının sondaj faaliyetini yürüttüğü bölgede Türkiye'de sondaja başlıyor. TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin Güney Kıbrıs'ın belirlediği parsellerin bir kısmıyla çakıştığını ancak şu anda Eksan'ın kazı yaptığı 10. parselle çakışmadığını söyledi. Ve Rusya 55 yıl sonra cenaze töreni. 28 yaşında şehit olmuştu Hüseyin Russo. Ve toplumda iz bırakmış isimler ölümsüzleştirilecek. Yakında üniversitesinde 2020 yılında hizmete girecek Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde yer alacak olan Kıbrıs Türk toplumunda yer etmiş isimlerin heykelleri anket yoluyla belirlenecek. Güzel bir çalışma, güzel bir uygulama. Helal olsun. Ve Star Kıbrıs, 4 kişiden biri depresyon geçiriyor demiş Çakıcı. Ve Star Kıbrıs'ın haberinde KKTC'de 4 kişiden biri depresyonda. Afganistan, Suriye, Honduras gibi ülkelerle birlikte dünyada en mutsuz 10 ülke arasına girdik dedi. Hadi. Şimdi iki gazeteyi yan yana koyup bakmak lazım. Birinde mutluyuz. 160 kusur ülke içinde 58.'yiz. Ötekinde en mutsuz 10 ülke arasındayız. Hangisi doğru? Ve müzedeki heykelleri halk seçecek. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi müzede de yer alacak heykelleri Kıbrıs Türk halkına soruyor. Yakında üniversitesi kampüsünde 2020 yılında açılacak olan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde yer alacak olan Kıbrıs Türk toplumunda yer etmiş isimlerin heykelleri anket yoluyla belirlenecek. Ve 500 hapa 5 yıl hapislik. Vatan. Pak Demirli, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmesi çarpık zihniyet dedi. Akıncı, bir taraf adanın sahibi, bir tarafta ona yamalanmaya layık görülen azınlık toplum statüsü hiçbir zaman bu topraklarda geçerli olmadı ve olmayacak. TC'nin garantör devlet olarak Kıbrıs'ın varlığı, güvenliği ve refahı ile bunun devamını her zaman desteklemeye devam edeceğini vurguladı Bekir Pak Demirli. Kıbrıs ve Türkiye'nin Kıbrıs konusunun çözülmesiyle ilgili tüm gayreti gösterdiğini ancak Rum tarafının anlaşma susumundan dolayı bu konuda netice alınmadığını vurguladı. Ve kayıp şehit Hüseyin Russo askeri törenle defnedildi. Bir diğer haber başlığı Vatan gazetesinin Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinin ve küçük kaymaklının simge isimlerinden kayıp şehit Hüseyin Russo 55 yıl sonra ebedi istirahatgahına defnedildi. Detay gazetesi, ekonomiye 100 milyon TL'lik katkı Cumhurbaşkanı Akıncı dün Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi kabul etti. Ve sahte emlakçı yine mi serbest kalacak? 2017 yılında piyasaya sahte belge sürme ve sahte karlılıkla para temini suçlamalarıyla 6 ay içinde 2 kez mahkemeye çıkarılan ve her seferinde teminata bağlanan emlakçı Şanlı Türk bugün 3. kez mahkemeye çıkıyor. Ve Şehit Hüseyin Russo askeri törenle defnedildi. Noel kutlaması geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışlandı. Mackenzie plajında geleneksel denize giriş etkinliği gerçekleşti. Ve bu etkinlikten 2154 TL'lik gelir elde edildi. Ve radikal KKTC şeriata teslim demiş bugün başlığında. Kıtöz, gazeteciyi şikayet eden şahıs TC elçiliğinin kontrolünde adamızda bulunan bir öğretmen
olduğunu açıkladı. TC elçiliğinin Kıbrıs'ta şeriata çanak tutuyor ve KTÖS AKP baskıyı korkuyla vermeye çalışıyor gerçeğini bir kez daha yüksek sesle haykırdı. Korkmuyoruz demiş Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da. İki öğretmen sendikası da bu konuya bu şekilde değerlendirdi ve Radikal bugün manşetinde büyük usta Neyzen Tevfik'in bir de şiirini paylaşmış. Ve hey dürzü demiş şiirinde. Okuyalım be. Okuyalım sevgili kahraman. Hatta Neyzen'i yakınlaştır böyle ekrana ver istersen. Neyzensiz olmaz çünkü. Bir anda da Neyzen Tevfik'i görelim. Büyük usta. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri Neyzen Tevfik ve onun o mizacı. Baktım bir şiire. Çünkü onun buradan okuyamayacağımız şiirleri de var. Ve Kazım Denizci yine yapacağını yaptı. Manşete Neyzen Tevfik'i koydu. Ve Neyzen'le birlikte okuyalım. Sürmanşet, ilkokul öğrencilerine yeni yıl etkinliği demiş ve av meraklılarına önemli uyarı. O halde av yasak demiş. O hal kapsamında. Ve Neyzen'in şiirini ekrana taşıdık. Sadece fotoğrafı yeterli aslında Neyzen. Neyzen Baba'yı görelim yani. Hatta biraz da büyüt Neyzen Baba'yı. Büyük ustadır o da. Sadece fotoğrafı bizim için yeterli. Demiş ki Neyzen Tevfik, ne ararsın Allah ile aramda? Sen kimsin ki orucumu sorarsın? Hakikaten gözün yoksa haramda, başı açığa niye türban sorarsın? Rakı şarap içiyorsam sana ne? Yoksa kimseye zararım, içerim. İkimiz de gelsek kıldan köprüye, ben dürüstsem sarhoşken de geçerim. Esir iken mümkün müdür ibadet? Yatıp kalkıp Atatürk'e dua et. Senin gibi dürzülerin yüzünden, dininden de soğuyacak bu millet. İşgaldeki hali sakın unutma. Atatürk'e dil uzatma sebepsiz. Sen anandan gene çıkardın ama baban kimdi bilmezdin be şerefsiz. Demiş Neyzen Tevfik. Saygıyla andık bir kez daha. Bu da bugün Radikal gazetesinin manşetiydi. Ve Haberatör, kamu sağlık merkezlerimizin çökertilmesine izin vermeyeceğiz demiş. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Tıp İş ve Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki mevcut genel yoğun bakım ve nöroloji yoğun bakım ünitelerindeki hemşire ve yardımcı sağlık personeli eksikliklerine dikkat çekti. Ve iş yerinde ölü bulundu Mausa'da Çetin Altuncu 56 yaşında ve baskılar karşısında direnişimizi sürdürmeye devam edeceğiz dedi Selma Eylem. Ve Hüseyin'imin toprağını gördüm ne mutlu bana demiş şehit Hüseyin Ruso'nun ablası Meryem Ruso Paralik ve kardeşi Kılmaz Dağ yıkılırsa baştan yapılmaz. Hüseyin'imin toprağını gördüm ne mutlu bana diyerek ifade etmiş duygularını. Ve Güneş, görevimizdir demiş vatana ve devlete özgürlüğe sahip çıkmak. Ersin Tatar söyledi ve Eroğlu'ndan iade-i ziyaret. UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, UBP Genel Merkezi'ni iade-i ziyarette bulundu ve en önemli unsur güvenlik dedi Eroğlu. Haber Al Kıbrıs'ı, bakanlık ile karışın krizi sürüyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kamu Araçları İşletmecileri Birliği arasında 2018-2019 eğitim yılında öğrenci taşımacılığı için Cumhuriyet Meclisi'nde sözleşme imzalandı. Ancak atılan imzalarda karışın sorunlarının çözümüne katkı konmadığı belirtildi. Ve Esentepe'de maaş krizi. Haber Al Kıbrıs'ı gazetesine ulaşan Esentepe Belediyesi çalışanı 8 aydır maaş alamadıklarını ve mağdur olduklarını söyledi. Hakikat Akdeniz Yunan Denizi olmayacak dedi zorlu töre.
meclis başkan yardımcısı ve en kötüsü Netanyahu. İsrail'de sevenleri neredeyse yok Netanyahu'nun dedi. Ancak her seçim seçiliyor nasıl oluyorsa. Kıbrıs manşet bakan kazığı demiş. CTP'li akademisyen Hasan Ulaş Altıok'tan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özgür Nami'ye ağır suçlamalar. Kıbrıs manşette Altıok elektrik fiyatlarında indirime gidilmemesinin nedeninin Bakan Nami olduğuna iddia etti. İlgili bakanı maliyetleri azaltacak yatırımları yapmamakla suçlayan Altıok, bakanı inatçı ve bilgisiz olarak nitelendirdi. Ve Raif Denktaş bugün anılacak. Kurucu Cumhurbaşkanı'nın merhum oğlu Raif Denktaş bugün anılacak. Ve Nacak katilleri açıklıyoruz. Doktor binbaşı Nihat İlhan'ın evine kimler girdi? Eve girdildikten sonra neler yaşandı? Mürüvvet İlhan ile çocukları Kutsi Murat ve Hakan'ı kimler öldürdü? Katillerin yıllar sonra yaptığı açıklamalar nelerdi demiş. Bakalım. Savas ve Tassos demiş. Ya. İddialar bu yönde. Ve böylelikle gazetelerimizin manşetlerini sizlerle paylaştık. Şimdi kısa bir ara, ardından Türkiye ve Dünya basınına bakacağız. Bugün neler yazmış Türkiye ve Dünya basını. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Evet, Türkiye ve Dünya basınına bakalım neler var bugün gündemde, neler neler bizlerle buluştu değerli izleyenler. Ve böylelikle bizler de neler yaşanmış, neler edilmiş hep birlikte bakalım, hemen bulalım böyle. Türkiye basınından ilginç haber başlıklarını diyelim, güne yansıyan.
Ve Türkiye'de farklı illerde eş zamanlı operasyonlar başladı ve terör örgütüne yönelik suçlamasıyla eş zamanlı operasyonlarda sabah saatlerinde de 6 farklı ilçede Türkiye'de operasyonlar başladı. Değerli izleyenler, ve Türkiye'de 2018 yılında 3 tehlike: sigara, obezite ve stres. Bu üçü en çok sıkıntı yaratan konular oldu. Bu operasyonlar 9 ile çıkmış, FETÖ yapılanması operasyonları. Ve Müjdat Gezen'den açıklama var. Hemen paylaşalım onu da yayınımız içerisinde, eğer bağlantımız yeniden bağlanırsa. Tekrar kapatıp açtığımızda açılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı şunu bilmelidir demiş Müjdat Gezen, ama neyi bilmelidir? Şimdi paylaşacağız, tekrardan kapatıp açtık değerli izleyenler. Ve ilkokul öğrencilerine Umre ödüllü bilgi yarışması düzenleniyor değerli izleyenler. Okullarda daha önce Kur'an ve sünnet konulu bilgi yarışması düzenleyen Server Gençlik ve Spor Kulübü'ne bu kez de güzel ahlak temalı bilgi yarışması için izin verildi. Yarışmayı kazanan ilkokul öğrencileri Umre'ye götürülecek. Ve Kur'an ve sünnet bütünlüğü konulu bir bilgi yarışması düzenlenecekmiş. Evet, bırakın bu Umre işlerini. Çocuklar 18 yaşına geçtikten sonra kendileri rıza gösterirlerse gitsinler. 18 yaşına kadar çocuklar ideolojik bilgiler değil de tamamen insani bilgiler öğrensinler. Eğer siz bir çocuğu ilkokul çağından itibaren Umre'ye, hacca ya da farklı dinsel öğelerin bu dini ritüellerine sokarsanız yönlendirmiş olursunuz. Ve onlara seçme seçilme hakkı vermezsiniz. Belki de o çocuk büyüdüğü zaman farklı bir dine ilgi gösterip yakınlık gösterecektir. Ha demeyin işte biz böyleyiz, çocuklarımız da böyle olacak. Çünkü olmaz, öyle değil olay. Olay öyle değil. Yani ben kendimden de biliyorum çünkü olayın öyle olmadığını. Ve Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla ifadesi alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan usta tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen katıldığı programda "Sayın Cumhurbaşkanı şunu bilmiyor, kendisi, ailesi, çocukları, bu ülkenin birçok insanı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in filmleriyle, televizyon parodileriyle büyüdü. Zannediyorlar ki bizim arkamızda kimse yok. Metin Akpınar'ın ve benim filmlerimiz ve oyunlarımızla büyüyen kitle onun seçmen sayısını en az 3'e katlar" ifadelerini kullandı. Doğrudur, doğrudur. Evet değerli izleyenler, Türkiye'den de haber başlıkları, aktaracağımız haber başlıkları böyle. Biz veda edelim. Gün içinde yayınlarımızla sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete.
Yeni Bakış. Adana'nın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası.
Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Thank you.
Sanatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin. Örneğin A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk lirası elektrik tüketirken, A artı bir buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. Thank you.
Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Standart bir floresan 20 Türk lirası, LED bir floresansa 75 Türk lirasıdır. Ama standart floresanın ampul ömrü 10.000 saat ve 8 saat kullanıma göre tükettiği elektrik yıllık 67 Türk lirası iken, LED floresanın ampul ömrü 25.000 saat ve tükettiği elektrik yıllık 17 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED floresan tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından.
ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.